NATO kuruluş itibariyle emperyalizmin en belirgin ve silahlı baskı unsuru olarak yeni yüzüyle karşımızda. Rasmussen 2009'da Bahreyn Birleşik Arap Emirlikleri'nde bir konuşmasında yeni batonun, NATO'nun yüzünü bize göstermişti. Biz yaklaşık 61. yılımızda, yani Türkiye Cumhuriyeti'nin 61 yıldır içinde bulunduğumuz NATO'dan nereye gidiyoruz? Yeni yüzümüz ne? Bununla alakalı uzman arkadaşlarımız, uzman konuşmacılar bizleri bilgilendirecek. Ben çok uzatmadan, vaktinizi değerli, vaktinizi almadan çağrıcı olarak Kenan Çamurcu'yu açılış konuşması yapmak için buraya davet ediyorum. Hegemonyasız ve hegemonsuz bir dünya idealinin devrimcisi Chavez'i saygıyla selamlayarak sözlerime başlıyorum. Venezuela'nın vekaleten başkanı Nicolas Maduro'nun Bolivar devriminin yolundan sapmayacağını, hegemonsuz dünya için mücadeleye devam edeceklerini söylemesine büyük değer veriyorum. Değerli misafirler, ve bu toplantıyı yeninato.com internet sitesinden veya televizyondan canlı izleyen kıymetli izleyiciler. Toplantımızın NATO'nun Suriye'deki özelleştirilmiş savaşına son noktayı koymasını temenni ederek hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. NATO 60 yıldır devam eden kan, gözyaşı, yıkım ve işgalin öyküsüdür. NATO Türkiye'ye sadece acı armağan etmiş askeri darbelerin hamisidir. NATO faili meçhullerin, kara propagandanın, gizli ve illegal yapıların kaynağıdır. NATO gayrimeşru bir örgüttür. Gayrimeşru işlerle meşguldür, gayrimeşruluğun simgesidir. NATO karargahında üretilen tezvirat ve fitne stratejileri Müslümanları birbirine düşman etmeye çalışıyor. Ülkelerimizdeki toplumsal farklılık ve zenginlikleri husumetin malzemesi yapıyor. Kendimize sormalıyız. NATO'nun fitne stratejisine mi katılmalıyız? Yoksa bu fitneye karşı birlikte omuz omuza mücadele mi etmeliyiz? Sünni, Alevi, Hristiyan, Yahudi, ateist, Arap, Türk, Kürt hangi toplumsal katmandan olursa olsun ya vatanını NATO'nun işgaline karşı savunacak ya da ülkesine ve halkına ihanet edecek. Değerli dostlarım, yeni sömürgecilik bizi güçlü kılan farklılıklarımızı bizi tasfiye edecek zaafa dönüştürme çabası içinde. Medeniyetimizi inşa eden, zenginleştiren ve direncini arttıran her türlü farklılığı bizi tarih dışına fırlatmanın kaldırıcı yapmak istiyor. Suriye'de 2 yıldır devam eden savaş, sömürgeciliğin ve onun ordusu olan NATO'nun Suriye'yi, Lübnan'ı, Irak'ı, Türkiye'yi ve İran'ı tarihten tasfiye etme savaşıdır. Nasıl oluyor da bu kadar açık, bariz ve net bir gerçeği hükümetimiz göremiyor? Nasıl oldu da Türkiye'nin dış politikası etrafımız düşmanlarla çevrili marazına saplandı kaldı? Erdoğan hükümetinin Suriye politikası her bakımdan sıfırı tüketmiştir. Barışı savunup silaha karşı çıkarak yardımcı olması gerekirken Suriye'ye savaş armağan etmiş bir hükümetimiz var. İktidar Suriye'ye gündelik hayatı bile viraneye çeviren bir kriz ihraç etti. Dışişleri Bakanı Davutoğlu'nun hayalperest hegemonya hırsı ne yazık ki sorunları değil, umudu ve dostluğu sıfırlamıştır. Türkiye'nin tüm çevresini dostluk şantiyesi haline getirmenin ağır yükü, umudu ihya etmeye azimli vicdanların omuzundadır. Başbakan Erdoğan'ın zalim mazlum edebiyatı, 1 milyona yakın dış mülteci, 2 milyona yakın iç mülteci üretmiş Suriye krizindeki rolünü örtbas etme amaçlıdır. Başbakan Erdoğan ve onun sürekli yeni gayeler yaratma ustası Dışişleri Bakanı, Suriye'de silahlı muhalefetin kıydığı canları neredeyse umursamıyor. Suriye güvenlik güçlerinin yol açtığı kayıpları ise siyasi propagandaya malzeme yapıyor. Bu üslup İslami de, insani de değildir. Suriyelilerin can kayıpları arasında tercihte bulunulamaz. Ölen masumlara ideoloji sorulmaz. Böylesine vahim bir tabloda taraf gözetilmez, partizanlık yapılmaz.
binlerce insanın hayatını kaybetmesini gerekçe gösterip kanın akmasını devam ettirecek çözümler önerenler adeta bu yıkımdan memnun gözüküyorlar. Suriye'nin dostları girişimlerinin tümü Suriye'deki krizi derinleştirmek, kayıpları artırmak, daha fazla Suriyelinin iç ve dış mülteci olmasını sağlamaktan başka hiçbir işe yaramadı. Bu yolu sürdürmenin mevcut acılara yenilerini ekleyeceğini tahmin etmek çok mu zor? Ankara'nın buna rağmen neden yanlışlanmış politikalarda ısrar ettiğini anlamakta güçlük çekiyoruz. Türkiye iç çatışmada taraf tutarak Suriye'ye iyilik etmiş olmuyor. Suriye krizi fiziksel sınırlarına dayanmıştır. Başbakan Erdoğan, geçiş hükümetinin başkanı olarak önerdiği ismin Faruk el-Şara'nın şiddetin hemen sona ermesi gerektiği çağrısına neden kulak tıkıyor? Başbakanın ağzından 24 aydır bir kez olsun Suriye'deki terör faaliyetini kınayan bir tek cümle işitmedik. Türkiye'de PKK'ya silah bırakma çağrısını her gün tekrarlayan başbakan, dünyanın her yerinden silahını kapıp Suriye'ye koşanlara kahramanlar diye hitap ediyor. Hükümet, ülkelerini terk etmek zorunda kalmış Suriyelileri mülteci kamplarında tutmayı büyük bir iyilik gibi yansıtıyor. Oysa o kamplardaki hayat şartları insanların yaşam umudunu çürütüyor. Hayat kalitesini örseliyor. Öfke ve nefretin kökleşmesine yol açıyor. Kendilerine iyi bir gelecek kurma hayalini tüketiyor. Kamp koşullarında büyüyen çocuklar hayırlı bir istikbalin umutları olarak değil, terör ikliminin insan kaynağı olarak yetişiyor. Türkiye'nin böyle bir faciaya aracılık etmesi reva mıdır? Bu bize yakışıyor mu? Türkiye, Suriye'de acilen barış ve siyasi müzakere yolunun açılması için çaba göstermelidir. Hegemoni peşindeki ülkelerin çözümünü Şam'a dayatma hırs ve ihtirasından vazgeçmelidir. Suriye'de öncelikle hemen şimdi yapılması gereken şey şiddet ve terörün sona ermesidir. Bu sağlandığında diyalog konferansı düzenlenmeli, siyasi müzakere süreci başlamalı, bu süreci yürütecek ve muhaliflerin de katıldığı bir milli birlik hükümeti kurulmalı, nihayet gözlemcilerin denetiminde meclis ve cumhurbaşkanlığı seçimleri düzenlenmelidir. Türkiye, Suriye'nin tahrip olmuş altyapısının onarımına katkı sunabilir ama bunun için 24 aylık küskünlüğe son vermek ve diplomatik ilişki yeniden kurmak gerekir. Hükümet sorumlu davranmalıdır, yapıcı olmalıdır, çözümden yana tavır takınmalıdır. Yabancı güçlerin müdahalesiyle hükümet darbesi yapma ve rejim değiştirme metodundan karlı çıkan tek taraf yeni sömürgeciliktir. Yayılmacı İsrail, bölgesel hegemonilerini sürdürmeye çalışan batılı güçler, silah tüccarları, terör örgütleri ve soğukkanlı katiller bu karmaşanın menfaat eden unsurlarıdır. İslam ülkelerinin reform ihtiyacı ancak diyalog, siyasi müzakere ve barışçı yollarla olabilir. Yabancı güçlerin desteğinde hükümet darbesi ve rejim değişikliğinden hiçbir halk fayda görmez. Suriye krizi de bu kuraldan istisna değildir. Yeni bir başlangıç için umut duymak gerekir. Müslümanlar ehli kıble tekfir edilmez ilkesine bağlılık göstermelidir. Bu ilkeyi imha ederek Müslümanları birbirine kırdırmaya azmetmiş Vahabizme karşı ortak mücadele verilmelidir. İnanç farkı gözetmeksizin tüm insanların hak ve hukukuna riayet ederek yeni bir geleceği kurmak için tam işbirliği yapılmalıdır. NATO emperyalizmine uyumluluk manasına gelen ılımlı İslam isimli fitne stratejisi teşhir edilmelidir. İslam'ın maneviyat, irfan, felsefe ve hikmet geleneğinden kopmuş, medeniyet ve insanlık düşmanı saldırganlığa göz yumulmamalıdır. Nihilist terörizmin ideolojik grupları hiçbir şekilde İslam'ın içinde anılmamalıdır. Değerli dostlarım, Suriye meselesi politikadan ibaret bir sorunla yüz yüze olmadığımızı gösterdi. 12 Eylül askeri darbesiyle birlikte kurulan muhafazakar rejimin ideolojik temelleriyle sorunlarımız var. Bu ideolojik temel, Peygamberimizin getirdiği İslam'a karşı savaşmış Emevi Sarayı'ndan besleniyor. Muhafazakar rejim, Peygamberimizin getirdiği İslam'ın aksine dışlayıcı, ayrıştırıcı, bölücü, baskıcı, saldırgan, sevgisiz, anlayışsız, hoşgörüsüz ve tahammülsüz. Bu rejime de, onun savaş siyasetine de itirazımız var. Hükümet, Suriye'de savaşan
çok uluslu lejyona verdiği desteği hemen kesmelidir. Suriye'deki çok uluslu lejyona komuta eden Adana'daki gizli üs hemen şimdi kapatılmalıdır. Hükümet Suriye'yi viraneye çeviren çok uluslu lejyonerleri Türkiye topraklarından kovmalıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Türkiye-Suriye Savaşı'na lobicilik yapanlar dışlanmalıdır. Savaş kışkırtıcılığı suçtur ve gereği hemen yapılmalıdır. Türkiye-Suriye Savaşı'nı tahrik eden ordu göreve şebekesi ifşa edilmeli ve yargı önüne çıkarılmalıdır. Türkiye, Suriye, Irak ve İran arasında ortak savunma stratejisi kabul edilmelidir. Bugün Suriye'de yaşadığımıza benzer bir krizin tekrar çıkmaması şansa bırakılmamalıdır. Türkiye, Suriye, Irak ve İran arasında ulusüstü kurumlar oluşturulmalıdır. Bu kurumlar tam entegrasyonun çalışmalarını yürütmelidir. Acilen Komşu Ülkeler Bakanlığı kurulmalı ve 2 yıldır meydana getirilen tahribat onarılmalıdır. Türkiye sırtındaki NATO kamburundan hemen kurtulmalıdır. Çünkü NATO gereksiz ve anlamsızdır, hatta bilakis tehlikeli ve zararlıdır. Değerli dostlarım, Türkiye'yi Suriye'ye saldırtmak isteyen küresel ve yerel medyaların ağır propagandasına, güçlü lobilerine, finans ve siyasi kudretine rağmen mücadeleden vazgeçmeyen barış ve kardeşlik kararlılığını saygıyla selamlıyorum. Savaş lobisinin hırslı inadına karşı bizim muhabbet ve kardeşlik azmimiz var. Allah hepimize güç versin, barış ve kardeşliğin şuurunu muzaffer kılsın. Bu kıymetli toplantının ortaya çıkmasında katkısı ve emeği bulunan Orta Doğu Çalışma Grubu'nun kurucusu Ayhan Bilgen Bey'i minnetle anıyorum. Bu süreçte yardımını ve desteğini esirgemeyen Üzeyir Yiğit kardeşimize de huzurunuzda teşekkür ediyorum. Sempozyumun değerli konuşmacılarına, yurt dışından gelmiş konuklarımıza minnettarız. Bu vesileyle Irak Meclisi'nde milletvekili olan Fevzi Ekrem Bey'in selamını iletmeliyim. Kendisi bu toplantıya gelmek üzere hazırlık yaparken 13-14 yaşında çocukların futbol maçı sırasında bir teröristin patlattığı bomba sonucu onun üzerinde çocuğun şehit olduğunu ve yaralandığını telefonda bana anlattı. O sırada o olayın yerindeydi. Sıcak dakikaları yaşıyordu. Çok üzüntülüydü. Sesindeki acı ve üzüntü tarif edilir gibi değildi. NATO'nun özelleştirilmiş savaşıyla yüzleştiğimiz bu olay Fevzi Bey'i burada dinlememize izin vermedi. İnşallah başka bir toplantıda kendisini dinleme fırsatı bulabiliriz. Konuşmamı bitirirken hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Ve bir cümle daha eklememe izin verin. Bizim gençliğimizin, benim gençliğimin 30 sene önce efsane mütefekkiri Cevdet Sait Bey'i burada saygıyla tekrar selamlıyorum. İlk onların kitabını okuyarak biz neredeyse İslam'ı öğrendik sayılır. Kendisi aramızda teşrif ettiler. Sağ olsunlar, var olsunlar. NATO'suz bir dünya ve Türkiye umuduyla.